Dün programımızda ilk kez yer verdiğimiz 17 Temmuz 2022 tarihinden beri kayıp olan İstek Şaşkan'ı arıyoruz dedik sevgili seyirciler. İstek Şaşkan 39 yaşında, evli ve 3 çocuğu var İstek'in. Eşi de Mümtaz Şaşkan ve uzun yıllardır evli, 2003 yılından beri. Fakat 2022 yılının ilk başlarında, ilk aylarında ailesine diyor ki ben artık bu evliliği sürdüremiyorum diyor. Aile de diyor ki gelenekçi bir toplumdan geldiğimiz için amacımız tabii ki aileyi korumak. Evet. Hayır diyor, boşanamazsın, ne yaşarsan yaşa, kocanın evine döneceksin. Kocanla beraber ol, yuvan bozulmasın. Bunun üzerine İstek 17 Temmuz'da çocuklarını ve kocasını bırakarak kayıplara karışıyor. 2 yıldır kendisinden herhangi bir haber aldınız mı? Gittikten 2 ay sonra telefon açıyor. Ablasına durumu izah ediyor. Neden gittiğini söylemiş oluyor. Telefon ve mesajlardan, sesli mesajlardan sonra bir bilgi alamadık. Şu an en büyük korkunuz ne isteğe dair? Yani bizim korkumuz her an her şey olabilir. Güven yok artık yani bahselerde. Yalnız devlete sığındığını kendisinden bildiğimiz için yani bugüne kadar hep bu bekleyiş içerisindeydik. Ama 2 yıl geçti. Yani gidebileceğimiz yerlere gittik. Konu devlet olunca gittiğimiz yerlerde reşit olduğunu söylediler bize. Başına bir şey geldiğini düşünüyor musunuz? Bu sizin için normal bir durum mu? Normal değil ama o endişe var. O endişe var. Önce konuyla ilgili hatırlatma, ardından buradayız. Bu konuyla ilgili gelişmeleri aktaracağım. İstek Şaşkan nerede sevgili seyirciler? Aydın'da yaşamış olduğu, çocuklarıyla ve eşiyle yaşamış olduğu evden 17 Temmuz 2022 tarihinde kayıplara karışıyor ve bir daha kendisinden asla haber alınamıyor. İki abi kız kardeşlerini aramaya geldiler. Evet. Normalde İstek evli, 3 tane de çocuğu var. Doğrudur. Kaybolmadan 7-8 ay önce aslında size ben bu evliliği bitirmek istiyorum diyor. Evet, siz evet. De diyorsunuz ki hayır, kocandan ayrılmayacaksın. Bu sefer kocasının yanından çocukları bırakıp kayıplara karışıyor. Evliliğin bitmemesi için de çok ısrarcı olduk. Ailece bir baskı uyguladık. Hata yaptığımızı düşünüyoruz. Yani çok bekledik. Kendimize sorduk, soruşturduk. Son çare olarak size geldik. Allah'ın izniyle bir haber alacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok kızım ömürdür kızım. Yanlışlık kızıma, yanlışlık yaptım ben. 3 çocuk annesi, evli 39 yaşındaki İstek Şaşkan'ın başına ne geldi? 2 yıldır aile üyelerinin hiçbiriyle bir iletişim kurmuyor. Bu konuda en acılı olan zaten annesi İkram. İkram teyzeciğim, kızınız gittiği günden beri aile üyeleriniz şöyle bir ifade kullanmış. En çok annemin gözü yaşlı. Çok, çok, çok. Çok güzel. Neydi derdi kocasıyla, aile sorunlarında yaşadığı problem bilmiyorum neydi? Bilmiyorum kızım. Hiç bilmiyorum. Evde ne vardı ne yoktu bilmiyorum. Bilen Bey, sizin bildiğiniz bir şey var mı? Hayır, ben de aynı annem gibi. Düşüncem aynı onu gibi. Yani eşiyle problemi, o evliliği bitirmek gerekçesi işte şiddet miydi, farklı şeyler var mıydı? Şimdi Esra'm, biz bu tür şeyi çok fazla bilmiyoruz. Karı koca arasında olan mevzular kendi aralarında. Allah'tan başka kimse bilmez zaten. Belki ufak tefek bir şeydir diye bildik ama sonradan duyduk ki eşlerimize konuyu izah etmiş kendisine göre. Yani çok sıkıntıların olduğunu, bu evliliği devam ama edemeyeceğini söylemiş şu yani. Şu da var Vedat Bey, şimdi yıl yani 2 yıl dile kolay. Evet, evlattan ayrı bir anne var. Diyorsunuz ya, devletin sığınma evinde bile kalsa devlet böyle problemli kadınlar için avukat da veriyor onlara. Yani avukat yardımıyla bu evet. Evliliği şiddet gördüğü ortamı da sonlandırırdı. Çocuklarıyla bir yaşam düzeni kurması için ona destek olurdu. Yani hanımefendiden böyle bir talep de yok. Yani o anlamda da ben açıkçası endişe duydum. Yani evet, şiddete maruz kalıyorsa, bitmesi istenen bir evlilik varsa ve devletin sığınma evindeyse devlet adli çoktan yardım... Çoktan boşanırdı, çoktan dava boşanırdı. Sürerdi. Yani açılmış olan bir boşanma davası da yok. Hiçbir hareket yok isteğin. Yani mesela bu kadar çocuklarından ayrı kalıp uzak durması normal bir şey mi? Esra Hanım, tabii ki normal değil ama bu boşanma mevzusu karı koca arasında olan bir şey. Yani biz eniştemizi zorladığımızda, hani bu boşanma neden gerçekleşmiyor dediğimizde, tamam kendisi gelsin, boşanma işini halledelim
dendi. Tabii bu ikinci gidişinde, daha önce değil. Daha önce kendisi de bir takım sıkıntıları gelip yanımızda ağlıyordu, sıkıntı yapıyordu. O da duygusallık yaşıyorduk onlarla. Neticede belki yani yaşanmış bir şey varsa da biz çok bilmiyoruz ama şiddet var de yılda, diyemem yani. İki yılda damatla bir araya geldiniz mi? Geldik. Buraya gelmeden önce de görüştüm. Çıkacağımı söyledim. Ne dedi? Ya kendisi yani o da böyle şaşkınlıklar içerisindeydi. Yani böyle olmamalıydı sonucun olduğunu kendisi söyledi ama devam edemeyeceğimizi söyledi. Yani artık devam edecek bir şeyin olmadığını o da söyledi. Yani keşke dedi ikinci seferde biz bilseydik. Gitmeden önce biz bu işi halletmiş olsaydık. O da dedi ya. Sevgili seyirciler, iki yıldır aile üyelerin aradığı, abileri ve annesinin aradığı İstek Şaşkan tam iki yıldır kayıptı. Dün yayınımızda bu konuyu işledik, isteği aradık. Sevgili seyirciler, aile üyeleri kardeşlerin başına bir şey geldiğinden şüpheleniyor. Neredeyse ortaya çıksın. Kardeşimiz ölü mü sağ mı bilmiyoruz. Ailece yaptığımız hatanın farkındayız. Kardeşimizi bulmak istiyoruz evet. dediniz. Kız kardeşiniz isteği buldum. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Gel İkram teyze. Tamam sakin ol. Gel gel. Hazır mı? Gelin böyle. Gelin böyle. Gelin. Ay. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Allah razı olsun. Şu an istek telefonda. Allah razı olsun. İkram teyze. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin hayır, inşallah. Alo de. İlk sen alo de. Alo. Alo. Anne. Bas korbalata. Koy bana diyor. Türkçe. Gel gel kızım gel. Anne. Ana korba. Cennet hanım. Diyamın. Hoş geldin yayına. Nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Ailemi orada gördüm. Daha da iyiyim. Berat Bey. Bak hepsi perişanlar. Esra Hanım. Onlarla birebir zaten konuşacağım. Size de şunu söyleyeyim. Annem yetim çocuklar büyüttü. Bu yaşa getirdi. Elhamdülillah biz onunla gurur duyuyoruz. Annem benim cennetim. Ben de o kadının kızıyım. Bırak. Ve ben o anneyle gurur duyuyorum, abilerimi çok seviyorum. İnandım gerçekten. Onlar da demek ki bana inanmış ki oraya çıkmış. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ama eğer zaten onlar çıkmasaydı ben bugün yarın ulaşacaktım. Elhamdülillah çok şükür. Bu kadar niye beklediniz? Onları nasıl bu kadar? Onlar senin öldüğünü düşünüyordu. Ben çok küçük yaşta evlendim Esra Hanım. Ana kurban olsun. Çok küçük yaşta evlendim olsun. Ve biz bir türlü yetinemedik. Çocuklar büyüsün büyüsün ve ben dediğim gibi ben yetim büyüdüm. Çocukların babası büyümesini istedim. Çocuklarımı büyüttüm sonra çıktım. Buna mecbur kaldım. Elhamdülillah çok şükür çıktığım gibiyim. Önce sığınma evine. Sonra bir ailenin yanına geçtim. Çok temiz bir aile, mütevazı bir ailenin yanında çalışıyorum. Ben ailemle de görüşeceğim, konuşacağım, yerimi de belirteceğim. Ama onlardan özür diliyorum, bunları yaşattığım için çok özür diliyorum. İstek bizim buraya... Bizim buraya... Çok pişmanım, çok pişmanım. O çocuklarımı ben bu hale getirdim çünkü mecburdum. Öfkeme yeni düştüm, tutamadım, kendimi çıktım orada. En büyük pişmanlığım da o çocuklar orada böyle. İstek, İstek, Vedat abin konuşmak istiyor seninle. İstek, şimdi izleyenler şunu biliyorlar ki sana bir baskı uygulandı ve bizim tarafımızdan. Sen gittikten sonra çok şeyler söylendi. Belki milletin diline sakız olmamak lazım ama bir şekilde olduk. Neticede biliyorsun.
anne istersen, baba istersen, güç istersen dağ gibi arkanda duracağımızı biliyorsun yani. Buraya kadar geldik. Şu ana kadar neden bekledin? Niye yani? Arayabilirdin. Madem arayabilirdin, evet, en azından çağırabilirdin, her davet edebilirdin. İnsanlar bizi yanlış anlıyor. Telefonu, her şeyi orada bıraktım. Bazen o cesareti gösteremiyorlar. Bunca zamanda öfkem birikti. Ayaklarımın üzerine durmaya çalıştım. Bu arada İstek, sana şunu da söyleyeyim. Evliliğinde yaşadığın bir takım o konuşulmayacak sorunları da biliyorum. Ama şunu bil ki ailen sana evliliğini devam ettirme konusunda göstermiş olduğu baskıdan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyorlar, değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Yapıcı olalım derken istemeyerek yanlış bir karar verdik. Ama yuvanın devamı için biz bunu yaptık. Niyetimiz buydu. Kendisi de biliyor. Neticede Allah sizlerden razı olsun. Şu anı yaşıyoruz. Allah razı olsun. Aile ilk kez iki yıl sonra kızlarının, kardeşlerinin sesini duydu. Bilen Bey, bir şey söylemek ister misiniz? Gelsin, her şekilde biz arkasındayız. Onun için buraya kadar vardık biz. Yanındayız. Yanındayız. Ne istersen, sıkıntı yok. Yani dünya malı dünyada kalıyor. Maddi ve manevi her konuda biz senin yanındayız. Allah razı olsun. Buraya geldik. Esra Hanımlar bizimle ilgilendiler. Konuyu üzerine çok gideceklerini, çözebileceklerini söylediler. Çözdük. Allah kendisine razı olsun. Burada hepiniz huzurunda söylüyorum. Vallahi istek. Şimdi özür dilerim. Annen... Esra Hanım'ın gözlerini yaşarttın. Senin suçun çok. Wow. Şimdi beni en çok ne üzdü biliyor musun dün? Annen yaşamış olduğu topraklarda zaten hiçbir zaman kendini, duygularını ifade etme şansı bulamayan, yaşamış olduğu kültürün o parçası olduğu için hep geride kalmak zorunda olan kadın. Dün şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, ben bütün ezberleri bozuyorum. Bugüne kadar öğrendiklerimi, ben çok pişmanım. Kızımın yanında olmadığım için. Annenin bu sözü beni çok etkiledi. Onlar senin yanında olmak istiyor. Lütfen sen de onların yanında ol. Onların yanındayım Ekran. Onlar razı olsun sizden de. Dağ gibi abilerim var, biliyorum. Biliyorum. Sadece kinime, nefretime yenik düştüm, öfkeme yenik düştüm. Bundan sonra inşallah her şey daha iyi olacak. Onlar da her şeyi halledecek. Sensiz büyüyen iki evladın var. Bugün karnelerini aldılar. Okul dönemleri nasıl geçti? Evet, en çok neyde sıkıntı yaşadılar? Onu üzen bir arkadaşı var mıydı? Hangi derste başarılılar? İlgi alanları ne? Bunların hepsinden uzak kaldın. Değmez. Kimse için, hiçbir şey için inan değmez. İşte bazen olmuyor canım. Her insanın hikayesi farklıdır. Bunu yaşayan bilir. Aynen öyle. Ben buradayım, ailem burada. Canım, ailemle görüşeceğim. Onlarla birebir telefonlaşacağım. Tamam. Sıkıntı yok, hiçbir konuda sıkıntı yok. Tamam, en kısa zamanda görüşmemiz lazım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Öpüyoruz seni. Hadi bay bay, bekliyorum seni. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi İkram teyze, sana bu bayram geldi bak. Senin iki yıldır çifte bayram. Bayramın yoktu. Yok yok. Şimdi yok. Pazar günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Evet. Senin bu yıl, yani bu bayramın çifte bayramı olacak. Allah razı olsun. Bayramda o bayram sofrasında istek sen de ol, ne olur. Allah annem bir kere daha ağlamasın. Hadi görüşürüz. Allah sizden ay, razı ay, olsun. Sağ ol. İyi bak kendine, iyi bak. Allah başıma. Amin. İyi bak kendine. Yani. Dua et, tamam mı? Hepsi ya. Herkes. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi sizi bayram uğurlayayım. Sağ olun. Gel. Alkışlar İkram teyzeye. Sevgili seyirciler, ya bak şimdi çok da Vedat Bey'in, Bilen Bey'in gelmesi kolay da İkram teyze gibi
kadınlarımızın gelmesi çok kolay bir şey değil. Buraya çıkmak, kızını aramak, o aradığını toplum önünde, ekranlar önünde dile getirebilmek. Onun için aslında bugüne kadar bir hayaldi. Belki geçmişte bunu yapanı bile ayıplardı. Ama Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Ama en önemlisi de şu, İkram teyze gibiler evlatlarını kurtarırlar. Ne hata yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin, aslı olan onun dünyaya getirdiği can ya, yanlışı da olsa bazen o yanlışın da arkasında durmak gerekiyor. Yoksa onun haricinde anneler, babalar çocukların arkasında durmasa hepsi savrulup gider. Bu sebeple de diyorum ki aile en büyük kale. Dahası yok. Bu arada ya şu sahneyi lütfen görelim. İkram teyze bütün ekibi tek tek öpüyor, tek tek kucaklıyor. Bu ekipte ve bu birimde çalışan herkes aslında onun umudunun evladına kavuşmasının bir parçasıydı. Bu minnet o kadar kıymetli bir şey ki ben hep diyorum bu dualar bizi ayakta tutuyor diye. İkram teyze seni seviyoruz. Her türlü sorunda bizi arayın. Biz buradayız sevgili seyirciler. Ne dedik? Yalnız değilsiniz dedik. Nefes aldıkça umut hep var dedik. Boşuna da söylemedik. 24 saate kayıp olan kızları, 2 yıldır kayıp olan kızları bulundu. Kız ben kaçmadım, onlar beni kovdu. Sen dedin ya, ben o evde olsam ben kaçarım. Ben kaçmadım ki, onlar beni attı. Beni ittiler. Ama ben senin kaçmanla ilgili, 14 Mayıs'la ilgili söylemiyorum. Biliyorum. Senin bir takım görmüş olduğun tedaviden de rahatsızlıklarını söylüyorlar ya. Onlar şimdi kendini her tedavi etsinler. Her hastalığın... Ben her... Esra Hanım, sözünü kesmek istemiyorum. Ben düzenli bir şekilde tedavimi görüyorum. Tamam, tedavisi var. Var ama normal ki şartlarda. Şimdi düşünsenize 20 kişi aynı evdesiniz, her kafadan onlar bir ses çıkıyor. Onlar beni deli etti, onlar beni bu hale getirdi. Peki, şimdi önce eşin Mehmet Bey'i alıyoruz değil mi? Eşiniz Mehmet Şirin Çelik geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, buyurun merhaba lütfen. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çocuklar nerede? Çocuklar evde. Evde. Kaç kişi yaşıyorsunuz? 14 kişi. Geniş aile. Tabii. Aslında bizim toplumumuzda geçmişten gelen bu geniş aile kavramı vardır. Çok da kıymetli bir şeydir ama çağ o kadar değişince, insanların tahammülleri azalınca bir arada yaşamak her geçen gün zorlaşıyor. Evet. Eşiniz Selma burada. Ben kocamdan boşanmak, hakkımı aramak ve çocuklarımı almak istiyorum dedi. Evet. Boşanmak buyurun deyince benim elim ayağım tutuyor. Ben boşanmak istemiyorum. Yuvamı kurtarmak istiyorum. Çocuklarım için buradayım. Boş. Yuvamı kur... Ha, ayrı ev açalım. Aynen öyle. Ha, benim pardon, isteklerim özür dilerim. Hayır, boşanmak deyince benim kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Ben Allah'tan korkarım. Boşanmak. Ama bak burada şey yazıyor, hakkımı aramak, boşanmak istiyorum. Tamam, onu söyle. Ben sonra kızlara söyledim, belki şey yapmıştı. Ama son çareyi de boşanmak arıyorum. Ha, anladım. Anladım. Baktın, hakkımı aradım, yuvamı kurtaramadım. Son çareyi boşanmak, temiz bir şekilde peki kendimize... Önce uzlaşma, tabii ki, ardından barış, şey boşanma. Başma olmasa mecbur. Buyurun, Mehmet Şirin'le kocanızla karşı karşıyasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, sen nasılsın? Çocuklar ne yapıyor? Evde oturuyorlar. Haneler aldılar mı? Aldılar. Nasıllardı? Takdir var, teşekkür var. Kimin desteğiyle aldılar? Sence? Aile desteğiyle. Halalar benim okuma mezcim ama hep beni eziyordun ya. Kim eziyor? Sizin aile. Ha. Söyle. Neden beni ezmeye çalışıyordun? Niye bana desteklemiyorsun? Ben sana ne dedim? Gel eve diyorsun. Hayır, ben sana ne dedim? Neden? Söyle bakın bir daha. Ben sana demedim mi? Git. Abinin evine gönderiyorum. Bak Esra Hanım, şöyle söyleyeyim ben size. Ben ne kadar dedim, hani olaylar büyümesin diye. Olaylar büyümesin diye, yani fazla kargaşa olmasın diye. Git 15 gün içinde kafanı dinle. Ondan sonra sen 15 gün değil de 7 gün dayanmadın.
Gittin sağa sola gittin. Sözde arkan var ya senin şimdi. Sen arkan beni var. Aileyi koptun. Ben ailemle görüştüm. Ben kimsenin arkan evine gitmemişim. Kim o arkasında? Onları da açın lütfen. Tabii, ailemden tabii. Beni kopuyorsun. Abileri... Ben senin yanında duruyorum. Sen beni itiyorsun. Abileri. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen vicdanın yok mu? Annenin korkusundan nasıl geldin buraya? Kim? Sen. Gözünün içime bak. Allah bravo. Annenden korkuyorsun. Annesinden. Ben sana bir şey demiyorum. Esra Hanım, hiçbir şekilde annemden korkmuyorum. Herkesten de özür önce dilerim. Önce Allah'tan korkarım. Tamam, annemden korktuğum şekil şu şekil. Annemden korkmuyorum. Saygı diye bir şey var. Korkmak farklı bir konu. Sen korkmak anneni tutuyorsun, çocukların annesini saygı. itiyorsun. Mehmet Bey, 14 Mayıs tarihinde evet. Anneniz tarafından, yani kayınvalidesi tarafından... Sen niye ses çıkartmadın? Saçlarından, başlarından, hani deyim yerine saçı başı yolunarak bu kadın evden atıldı mı? Hayır, atılmadı. Ben sadece uyarısını yaptım. Annenizle Selma arasında bir kavga yaşandı mı? İlla ki tartışma olmuştur. O gün nasıl evden çıktı? Onu anlatın bana. Kendisine, benimle kardeşim Büşra var. En küçüğümüz. Dedim ki, bak dedim, böyle dedim, olmuyor dedim.